Gönderen kullanıcı, alıcı kullanıcıya AirDrop üzerinden bir dosya göndermek ister. Gönderme ekranına geldiğinde rehberinde kayıtlı olmasına rağmen alıcı kullanıcıyı ekranda göremez. Bu nedenle alıcı kullanıcı AirDrop seçeneklerinden kendini sadece rehberinde kayıtlı olanlara değil herkes için görünür yapar ve dosya almayı denemeye devam ederler. Bu aşamada gönderen kullanıcının ekranında alıcı kullanıcı artık görünür hale gelmiştir. Gönderen kullanıcı alıcı kullanıcıya dosyayı gönderir ancak alıcı kullanıcı gönderen kullanıcının göndermeye çalıştığı Apple logosu şeklindeki resim dosyası yerine başka bir dosya alır. Ve bu dosya gönderen kullanıcının telefonunda bile yoktur. Bu sırada gönderen kullanıcının gönderdiği Apple logosu şeklindeki resim dosyası da bir saldırganın eline geçer. Saldırının teknik arka planına baktığımızda gönderen kullanıcı dosya göndermeye çalışırken DOS dediğimiz yoğun bir istek saldırısı altında kalmıştır. Bunu kablosuz aygıtları çalışmaz hale getiren bir jammer gibi yani sinyal bozucu gibi düşünebilirsiniz. Bu aşamada B kullanıcısı şansını arttırmak için herkese görünür olma seçeneğini seçmiştir ve saldırgan kendini gönderen kullanıcı gibi tanıtma şansını yakalamıştır. Aynı zamanda saldırgan gönderen kullanıcıya da kendini alıcı kullanıcı gibi tanıtmıştır. Böylece gönderen kullanıcının dosyası saldırgana, saldırganın dosyası da alıcı kullanıcıya iletilmiştir. Apple cihazları yakınlardaki diğer Apple cihazlarıyla iletişim kurmak ve AirDrop gibi özellikleri kullanıcıya sağlamak için düşük enerjili Bluetooth teknolojisi kullanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde Apple cihazları ekranı kapalı olsa bile birbirleriyle haberleşerek ne durumda olduklarını, hatta kimin telefonu olduklarını bile birbirleriyle paylaşmaktadırlar. Hatta bir adım öteye giderek telefon numaralarını bile birbirleriyle kısmen paylaşırlar. Böylece telefonunuz dosya göndermeye çalışan birinin rehberinizde kayıtlı olup olmadığını bu kısmi bilgi paylaşımı ile anlayabilir. Ancak bu kısmi bilgiyi kullanarak bütün bilgiye ulaşmak mümkündür. Videonun bundan sonrası da teknik bilgisi olanlar için. İşin teknik boyutuna biraz daha girersek, Apple cihazları telefon numaralarını hashleyerek ilk 3 byte'ını yayınlamaktadırlar. Eğer ki bir saldırgan olası bütün telefon numaralarını hashleyerek tuttuğu bir veri tabanı oluşturursa ilk 3 byte'ı tutan telefon numaraları ile numaranın tamamına erişebilir. Ayrıca telefon numarası iMessage için kullanılıyorsa telefonla beraber kullanıcı adı öğrenebilmek de mümkün olmaktadır. Konunun teknik detayıyla ilgilenenler videonun açıklamasında verdiğim GitHub linkinden açığın kullanılmasını sağlayan Proof of Concept koduna erişebilirler. Apple'ın kullanılabilirlik sağlamak için kattığı bu özelliklerin oluşturduğu açıklarla ilgili yama gelene kadar Bluetooth özelliğini ihtiyaca yönelik ve minimum oranda kullanarak saldırı olasılığını azaltabilirsiniz. Serinin gelecek videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.